Onurlar, özge canlar, cerenler ve tüm katledilen kadınlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Basına ve kamuoyuna 8 Mart 1857 Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında yükselen alevler ve haklarını aradıkları için alevlerin arasında mahsur bırakılan kadınların acı dolu çığlığı aslında bugünün direniş meşalesinde yatmış oldu. Bu sebeple ki 8 Mart bizler için mücadele ve dayanışma günüdür. Gereci cinsiyet ayrımcılığını esas alan çağ dışı bir ataerkil sistem anlayışı bugün ülkemizi kadınlar için bir cehenneme çevirmiştir. Ülkemizde her yıl yüzlerce kadın katlediliyor, yüzlerce kadın tacize ve tecavüze maruz kalıyor. Egemen sistem ise iktidarıyla, yargısıyla, medyasıyla kadınlara dönüşüklüğü teşvik edip kadın düşmanlığını toplumsal, sayısal ve ekonomik hayatın tamamına yayıyor. Yargı katilleri ve tecavüzcüleri ne atlamaya çalışıyor, atlayamadığı koşullarda ise çeşitli bahanelerle önemli ceza indirimlerine gidiliyor. Yaşamı yaratan kadınlar yaşamın her alanında dışlanıyorlar. İsteniyor ki kadınlar eve kapansın, eğer çalışma zorlukları varsa da toplumsal yaşamda görünmez olsunlar. İsteniyor ki kadınlar cinsiyet ayrımcılığına dayalı, ilkel ve çağ dışı karanlık bir zihniyetten beslenen, ataerkil bir sömürü düzenine itaat etsinler. Ama kadınlar itaat etmiyorlar. Kadınlar yaşamın her alanında özgürlükler için savaşıyorlar. Kadınlar erkek baskısına ve şiddetine boyun eğmiyorlar. Dünyanın her yanında gerici erkek şiddetine her türlü zulme direnen, emek mücadelesi veren kadın yoldaşlarımızı selamlıyor. Erkek şiddeti nedeniyle katledilen bütün kadınlarımızı anıyoruz. Biz Sultan Abdal kadınları olarak bütün Alevi kadınlarımızı 8 Mart'ta alanlarda buluşmaya, zulme uğrayan, eziyet gören, cinsiyet ayrımcılığına uğrayan, haksız ve hukuksuz uygulamalara maruz kalan bütün kadınlarla meydanlarda dayanışmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.